Yəni funksiyanın anlayış sahası haqqında söz yürütəmiz. Adətdə funksiya veriləndə bunun anlayış sahası ham verilədi. X. Amma məsələn y teng x kvadrat anlayış sahası məsələn -8-dən +8-lik keçə. Yəni bolmasa y teng x kvadrat Minus 3'den 3 geçer. Bana bu aralığı da. Ne demek? Bana bu y'den x kvadratına bu misalda ben minus 3'den 3 geçer kararlı yaptık ya. Bu anıklayan sahası. Funksiye verilgen de anıklayan sahası hem verilirdi. Bu iki tane funksiye bırakılmaz. Birbirine değinmez. Bu kısmı birbirine bırakılıp olgana bilen leke anıklayan sahaları türlü yıkılır. Çünkü bu funksiyeler türlü funksiyeler kısa bulunadı. Peki bu olsa bana üçüncü misal. Y'den x kvadrat x katta yoki teng 0. Üç arası üç xil misal. Yani funksiyaya verilgen de adatta anıqlayan sahası ham verilirdi. Ayrım hallarda funksiyanın anıqlayan sahası bana bunda aşkar verilmesi deyi ham mümkün. Mesela y'den x kvadrat. Bana bunda deyip ayet getirdiniz. Y'den x kvadrat funksiyaya verilgen. Bunda ne düşünülürdü? Bunda anıqlayan sahası minus 8'den plus 8'li geçerli düşünülürdü. Yani x kvadrat ifadenin anıqlayan sahası bulan bir xil deparılırdı, funksiyanın anıqlayan sahası. Demek, umumi halde, eğer anıqlayan sahası verilmegen olsa, y'den fx funksiyaya verilgen deyip ayetilgen olsa, anıqlayan sahası körsatılmegen olsa, o halde bu funksiyanın anıqlayan sahası fx ifadanın, bu x'ye bağlı ifada, fx ifadanın anıqlayan sahası bulan bir xil deparılırdı. Bak, şimdi misallar görürüz. Bana bu kuyudaki misallarını görüp çıkarız. Birincisi de, bana funksiyonun anıqlayan sahasını tapayım. Yani başka çakılıp etken de, bana bir ifadanın anıqlayan sahasını tapamız. Bu funksiyonun anıqlayan sahasını tapayım. Bu da yani, bana bir ifadanın anıqlayan sahasını tapayım. Bana bunda ham bu düşündü. Bak, bir yerde anıqlayan sahasını tapışta biz kuyudaki tensizlilerden faydalanamız. Birincisi, eğer Bırakta ifade mahrajda geledikken olsa, bunun süratliğe etibar vermeyemiz. O kalda mahraj nolga teyip olması diye gerek. İkincisi, eğer bırakta ifade ildizasında gelse, mesela kvadrat ildizasında gelse, ya ki 4. dereceli ildizasında gelse, umumun cüft dereceli ildizasında gelse, o kalda a katta ya ki teyip nol buluş gerek. Manfisondan ildiz kvadrat ildiz çıkarıp olmaydı. Manfisondan 4. dereceli ildiz çıkarıp olmaydı. Manfisondan cüf dereceli ildiz çıkarıp olmaydı. Mesela 6. dereceli ildiz olsun da. Ne var hakeza? Atal dereceli ildiz bugün de manfi buluşu mümkün. Mesela küp ildiz olsun da minus 8. Bunda minus 2'ye deyin. Bu doğru. Atal dereceli ildiz bugün de manfi buluşu mümkün. Lekin cüf dereceli ildiz bugün de bu halde a katliya kiteyin buluş gerek. Bu tensillerin hamması olmaz. Mesela logaritmga bağlı bo'lgan funksiyalarni anıqlayan sohasını topuş için logaritm funksiyalarını alohida o'rganamiz. Yoki trigonometrik funksiyalarga aloqador bo'lgan funksiyalarni anıqlayan sohalarını topuş için bunu trigonometriya bo'limida o'rganamiz. Demak biz hozir mana bu narsaga e'tibor beramiz. Hozir bu yerda juda ham ko'p ishlatiladigan tensizliklar Bana bu iki de tensizlik. Birinci misalını görürüz. Y'den x minus 2 taksim x kvadrat minus 1. Anıqlayan sahasını tapayım. Anıqlayan sahasını tapamız. Bir yerde sual veririz. Mahraj var mı? Mahraj var. Bana mahraj var. X kvadrat minus 1. Demek mahraj nolga teng olmaz diye gerek. Demek x kvadrat minus 1 teng emas nol buluş gerek. İldiz var mı? Yok. Demek ki, fakat bittersi bana bu hatta şey yaptık olas. Demek ki, bana bundan biz anıqlayan sahasını tapamız. Birini oyun tamamına ötküzüp, x kvadrat teng emas, 1 ekanını hasıl kılamız. Bundan x teng emas, minus 1 ve 1 ekanını hasıl kılamız. Şunu da kılıp biz, sonlar okudan iki de sonunu çıkarıp taşlaşımız gerekirken, bittersi minus 1, ikincisi 1. Demek ki, x'nin kıymetleri kolgen ihtiyari sonuna teng buluşu mümkün eken x. Bana bu sallarga, bu aralığı sallarga ham, bu aralığı sallarga ham teng bo'lishi mumkin. Shunday qilib javob minus 8'dan minus 1 geçe, minus 1'dan 1 geçe,
ve birden plus eksilik geçer. Demek birinci mana verilgen funksiyonel anıklayan sahası mana bunda toplamdan ibaret bularken. Abi yani ikinci misal gibi ötağımız. Mana bu misalda yine anıklayan sahasını tapışımız gerek. Yine soru verelimiz. Mahrac var mı? Yok, mahrac yok. Yıldız var mı? Var. Kvadrat yıldız. Kvadrat yıldız var. Demek kvadrat yıldız bu geldiği için yıldız vasıtı ifade manfi olması gerek. Yani katta yok yeteğin nol buluş gerek. Şunu da yakalım. X kvadrat minus 3 katta yok yeteğin nol buluş gerek. Bundan x kvadrat katta yok yeteğin 3'ünü oyun tamamen götürüyoruz. 3 bulalım. Yıldız çıkarırken bulsak. Modul x katta yok yeteğin yıldız vasıtı 3 ekenini hasıl kılalımız. Bunu bu tensizliğini geçimi minus yıldız vasıtı da 3 yıldız vasıtı da 3 sonlarını belgeleyemiz. Yıldız vasıtı da 3'ten katta ve simetrik buladı. Koordinatları başka nisbeten. Minus yıldız vasıtı da 3'ten küçük. Yani minus çeksizden minus yıldız vasıtı da 3 geçer ve yıldız vasıtı da 3'ten plus çeksizlik geçer. Bana belirleyen fonksiyonlar bana bu fonksiyonun anıklayan sahası bana bu toplamdan ibaret eken. Bu cevabı bulalım. Ve buna baktaki misal bana bu fonksiyonun anıklayan sahasını tapamız. Ve bu fonksiyonu harap çıkalımız. Birinci, yıldız var mı? Var. İki de cayda var. Mahraç var mı? Mahraç var. İki de cayda. Bir, iki. Bana iki de cayda mahraç geliyor yaptı. Demek, yıldız vasıtı da x minus 3 0'ga teng bo'lmasligi kerak x minus 5 teng emas 0. Mana bu ikkita tengsizlik bajarilishi kerak mahraj bo'lganligi sababli. Yıldız bormi? Kvadrat yıldız. Bor, kvadrat yıldız bor. Mana bu yerda ikkita joyda kelyapti. Demak x minus 3 x minus 3 katta yoki teng 0 bo'lishi kerak o'zi aslida. Lekin mahrajda kelyotganligi sababli 0ga teng bo'la olmaydi. 0ni chiqarib tashlaymiz. Yani 0'dan katta buluş gerek. 7 minus x. Katta yok ki deyin 0 buluş gerek. Demek biz bana bu sistemini hasıl kıldık. Ve bana bir yerde x minus 3 musibat. Şu sebeple bana bu birinci tensizliğini çıkartıp taşlasak bu arada. Ve şunu da kılıp biz bana bu 3'te münasebatını, 3'te tensizliğini geçip çıkalımız. Birincisinden x tenyemez. 5 ekanını hasıl kılalımız. İkincisinden x katta 3. Mana bu tensizlikdan x kichik yoki teng 7 ekanini hosil qilamiz. Ana endi ularni sonlar o'qida ifodalaymiz. 3 va 7 ni belgilaylik. Dastlab 3 7. Bu yerda tenglik belgisi yo'q, demak bu yechimga kirmaydi. 3 ni chiqarib tashlaymiz. 3 dan katta, 7 dan kichik, deb mana bu oraliq. Mana bu oraliq bo'ladi va 5 ni ham chiqarib tashlaymiz. Bu halde demek ki cevap 3'ten 5 geçe ve 5'ten 7 geçe. Demek bana bu formülümden verilgen funksiyonun anıklayan sahası bana bunu toplam. Bu halde. Bak ne var tekimiz olarak yutağımız? Y teng fx funksiyonu anıklayan sahası minus 1'den 2 geçerken. Bu ne demek yani? Bu x demek minus 1 ve 2 arasındayken. Minus 1 küçük yok teng. X küçük yok teng 2. Yani x. X'nin mana bu kıymetleri de funksiyonu anıklayan iken. Mana bu funksiyonu anıklayan sahasını topin. Yani f 1 plus x funksiyonu anıklayan sahasını topin. Mana bu yerda yuqorida ko'rdik. X mana bu aralıkda bo'lish kerak ekan. Ya'ni funksiyaning argumenti mana bu yerdagi ifoda x o'zgaruvchi minus 1 va 2 orasida bo'lish kerak ekan. Bundan biz 1 plus x ham mana shu aralıkda bo'lish kerak degan xulosaga kelamiz. Demak, mana bu funksiya uchun aniqlash sohasini topish uchun, demak, minus 1 kichik yoki teng 1 plus x kichik yoki teng 2. Mana bu qo'sh tensizlikni yechishimiz kerak. Birini chapga va o'ng tomonga o'tkazamiz, minus qilib,
çap tamamı ötkisek minus 2 x 1'ni o'ng tomonga o'tkizsak, bu yerda 2 minus 1 1 bo'ladi. Demak, biz quyidagi to'plamni hosil qildik. Minus 2 dan 1 gacha. Demak, javob mana bu funksiyaning aniqlanish sohasi minus 2 dan 1 gacha.